Bir önceki videoda Stokes teoremini görmüştük. Bu videoda bu teoremin şu ana kadar gördüklerimizle tutarlı olup olmadığını incelemek istiyorum. İşe eksenleri çizerek başlayalım. Bu z, bu x, bu da y ekseni. Şimdi de x, y düzleminde bir alan düşüneceğiz. Evet, bu alanı bu şekilde çiziyorum ve r olarak adlandırıyorum. Bu alanın bir de sınırları var ve bu sınırları geçerkenki yönün önemli olduğunu biliyoruz. Yönün saat yönünün tersi olduğunu düşünelim. Evet, buradaki bölgenin etrafını dönen hatta e, C adını verelim. Bu hattı saat yönünün tersinde kat ediyoruz. Tabi bir de F adını verdiğimiz bir vektör alanımız var. Bu vektör alanının i bileşeni x ve y'nin bir fonksiyonu olacak. Evet. J bileşeni de x ve y'nin bir fonksiyonu tabii. K bileşeninin ise olmadığını düşünelim. Bu bölgedeki vektör alanı buna benzeyen bir şey olabilir. Rastgele vektörler çiziyorum ve eğer bu bölgeden çıkıp da z yönünde hareket edersek her şey aynı görünecek. Yani mesela z bileşeni değişince bu vektör değişmeyecek ve tüm vektörler eğer z sıfırsa paralel olacak ya da x, y düzleminde olacaklar da diyebiliriz. Şimdi buna dayanarak Stokes teoreminin c hattındaki Biraz daha düzgün yazayım. Evet, Stokes teoreminin C hattındaki F nokta çarpım DR'nin çizgisel integrali hakkında ne önerdiğine bakalım. F nokta çarpım küçük harflerle DR dR'nin hat üzerinde ilerlediğini de biliyoruz. Şimdi Stokes teoremini kullanırsak bunun buna eşit olması lazım. Evet, bu yüzeydeki çift katlı integrale eşittir. Bu bölge xy düzleminde yer alan bir yüzeyden başka bir şey olmadığına göre hemen yazıyorum. Bu bölge ya da yüzeydeki f rotasyonel nokta çarpım n'nin çift katlı integraline eşittir. F rotasyonelle n'nin nokta çarpımını düşünecek olursak ds de bu bölgenin ya da yasılaştırılmış alanın küçük bir kısmı olduğu için ds yerine da yazıyorum. Evet ne diyorduk? F rotasyonelle n'nin nokta çarpımı. Evet bu nedir? F rotasyonel. Ben bu şekilde aklımda tutuyorum. i j ve k x'e göre kısmi, y'ye göre kısmi, z'ye göre kısmının determinantı. Evet bu rotasyonel almanın tanımıdır. Bu vektör alanının bir şeyin ne kadar dönmesine sebep olacağını evet bunu bulmaya çalışıyoruz. i bileşeni P fonksiyonu x ve y'nin bir fonksiyonudur. j bileşeni de q fonksiyonu ve z bileşeni olmadığı için 0 yazıyorum. Eşittir i bileşeni y'nin 0'daki kısmisi. yani 0 eksi q'nun z'ye göre kısm. Peki, Q'nun z'ye göre kısmesi nedir? Q z türünden bir fonksiyon değil ve bu yüzden de evet sıfıra eşittir. Çok kafa karıştırmasın diye bunu da not edeceğim i bileşeni sıfırın y'ye göre kısmisi olacak. Eksi q'nun z'ye göre kısmisi de sıfırdı. Böylece sıfır olan bir i bileşeni elde edeceğiz. Bundan bir de j bileşenini çıkarmamız lazım. Sıfırın x'e göre kısmisi sıfırdır. Bundan p'nin z'ye göre kısmisini çıkaracağız ve az önce de söylediğim gibi p, z cinsinden bir fonksiyon olmadığı için bu da sıfıra eşit olacak. Bundan sonra artı k bileşeni çarpı q'nun x'e göre kısmisi. Bunun kısmi türev operatörü olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, q'nun x'e göre kısmisi eksi p'nin y'ye göre kısmisi. Buradan da f rotasyonelin buna eşit olduğunu buluruz. Peki ya ne? Yani birim normal vektör nedir? x, y düzleminde olduğumuza göre birim normal vektör z yönünde ve büyüklüğü de 1 olan vektör olacak değil mi? Ve bu durumda birim normal vektör aslında k vektörüdür. F rotasyonel buydu. Birim normal vektöründe k'ya eşit olduğunu söyledik. k birim vektörü. Doğru yukarı gidiyor. Peki şimdi F rotasyonel ile k'nın nokta çarpımını alırsak ne olur? Yani bununla k'nın nokta çarpımı neye eşittir? Bununla bunun nokta çarpımını alırsak bunu buluruz öyle değil mi? Evet. F rotasyonel ile birim normal vektörünün nokta çarpımı buna eşitmiş. Q'nun x'e göre kısmisi eksi P'nin y'ye göre kısmisi. Stokes teoremini bu özel durumda kullandığımızda yani x, y düzleminde bulunan yassılaştırılmış bir yüzey söz konusu olduğunda Green teoremini elde ettiğimizi fark ettiniz değil mi? Evet, Green teoremini elde ettik. Bu da Green teoreminin Stokes teoreminin özel bir durumu olduğu anlamına geliyor. Yani yüzeyimiz xy düzleminde bulunan yassı bir yüzey olduğunda Stokes teoremini hala ispatlamadık ama şu anda kendinizi bu konuda iyi hissettiğinizi düşünüyorum. Ve Stokes teoremi ile Green teoreminin tutarlı olduğunu görünce buradaki de mantıklı gelmeye başlıyor. Yani Green teoremini ilk gördüğümüzde bu da nedir diye düşünmüştük ama şu anda bunun bu yüzeydeki rotasyonel olduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız bir önceki videoda gördüklerimiz de artık daha anlamlı gelmeye başladı.